Herkese merhabalar, selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Kahvemi aldım ve paket geldi. Paket geldi. Hemen şöyle göstereyim. Sonra ben kahvemi içeceğim ve devam edeceğim. Şimdi arada içersem siz çok rahatsız olursunuz. Niye biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Hemen göstereyim şekerim. Hiç sıkıntı yok. Bak şimdi Heh. Şu sesten rahatsız olanlar olabilir diye. <laughs> arada hüptüre de Hadi hüptüreceğim arada. Şimdi bu Tart Kozmetik'ten. Oberhausen şehrine gitmiştik ya. Yani Centro diye bir AVM vardı. Orada Sephora'ya girdiğimde ben birkaç ürün beğenmiştim. Hatta orada bayağı video çekmiştim. Maalesef o ürünler orada yoktu. Ve geçen hafta Amerika'dan siparişimi verdim. Tart Kozmetik biliyorsunuz Amerika'dan geliyor. Ve orası menşeili. İki tane ürünüm var. Bir tanesi oy çok güzel. Bayılacaksınız görünce. Neyse kahvemi içeyim geliyorum. Ha bu da gözünüze çarptıysa tarifleri sayfamda var. Siz isterseniz playlistleri de kontrol edin o arada. Playlistler, yemekler, alışverişler falanlar filanlar. Hadi gidiyorum. Evet sizi rahatsız etmeden biraz yarıya indirdim. Ve şimdi paketi sizin önünüze alacağım. Nasıl sipariş veriyorsunuz diye çok yıllar önce de aldığımda sormuştunuz. Buradan da bir açıklama yapayım. Tartkozmetik.com Tarte.com'dan giriyorsunuz. Sipariş veriyorsunuz. Gümrükte hiçbir problem olmadan geliyor. Zaten belirli bir limit var sanırım o limitin altında alışveriş yaptığınızda. Yani o teknik bilgiyi çok fazla bilmiyorum aslında ama ben sorunsuz paketlerim benim yıllardır geliyor. Şöyle paketlemeleri her zaman çok hoş. Şu anda kendime çok kızgınım. Neden biliyor musunuz? Normalde tart her zaman paket gönderirken deneme ürünleri gönderiyor. Hatta yani minyatür falan bile gelebiliyordu. Maalesef sanırım ben onu tıklamadım. Neyse. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane Highlight. Şampanya Glow. Hemen açacağım tabii. Ben bunu orada gördüğümde bayıldım. Paket ambalaj falan. Uy, bakar mısınız? Muhteşem. Ki Tart'ın paletlerinin hiç soru işareti yok. Benim Amerika'da bir takipçim vardı. Nurdu ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü uzun zamandır sessiz oluğu çıkmıyor bilmiyorum. İnşallah olduğu yerde mutlu, huzurludur. Bana ilk Tart paletini hediye eden de odur bana bir mail atmıştı ben kabul etmemiştim sonradan çok güzel bir diyalogumuz olmuştu falan gerçekten tartın yapısı kalitesi ne Chanel ne diyor asla yanına yaklaşamaz o kadar diyorum size öyle bir şey yani muhteşem bir kaliteye sahip of bakar mısınız evet hemen bir testini de yapalım of highlight'alarda debalman merily merily <laughs> merily var ya bu onu siler geçer. Tabi fiyat olarak öbürü daha iyi. Yani fiyat ve kaliteyle mukayese ederseniz ee şey The Balm'ın ama bunun şöyle bir yansımasını görüyor musunuz? İşte bu harika bir şey. Çok güzel. Fiyat lütfen sormayın. Al, zaten almaya meyilliyseniz ve gönlünüzde varsa kendiniz sayfasından tıklayıp bakarsınız. Şimdi benim aklımda değil. E, online ödeme yaptığım için de öyle fatura falan da olmadığı için. Ayrıca bu markayla ilgili ufak bir bilgi vereyim. Yani bu hiçbir zaman kooperasyon değil. Benim gibi az üyesi olanlara zaten bunlar kooperasyon yapmazlar. Yani işbirliği yapmazlar. Bu markanın beni en en fazla çeken tarafı şurada görmüş olduğunuz amblem. Asla hayvanlar üzerinde hiçbir test yapılmıyor. Hayvansal içerikte ürünlerde yok. Bu mükemmel değil mi? Hem vegan hem de hayvanlar üzerinde test yapmıyor. Çok şükür ki bundan 10 yıl önce yokken şu anda şükürler olsun her marka vegan çalışıyor. İşte arz talep meselesi böyle oluşuyor. Siz bir şey isteyeceksiniz ki ona göre üretim yapılsın diye hemen böyle sosyal kamu sıkıntı <laughs> Gelelim. I should have played. Oh, my God. oh Hemen 1, 2, 3 açılsın. Açıyorum. Ay bakar mısınız paletin güzelliğine. Juicy. Juicy. Artık. Hadi bakalım açalım. Açalım. Ambalaj harika. Pembe pudra. Çok güzel çalışılmış. Zaten her zaman tartın bütün e, paletleri aynalı. Muhteşem bir şey. Ben şeyi çok seviyorum. E, ee, Palace gibi bir şey var ya. Renkli renkli paletim var benim. Mesela onda hiç ayna yok. Bu hiç iyi değil. Aa bir dakika. Far paletinde bir şey gördüm de beğenmedim. Niye böyle yapmışlar? Preslemede sanki bakar mısınız? Şu preslemede bir tuhaflık var sanki şu ikisinde. Yani tuhaflık var da ne? Yani. Şimdi size bir iki tane örnek göstereyim. Şöyle dokunuyorsunuz. Çeviriyorsunuz bastırmıyorsunuz. Hafif dokunuyorsunuz. Bakın böyle bir şey işte bu. Nasıl alalım? Hepsinde isimleri var. Reflect, Happiness, Dusk, Orchid, Rose, Paradise, Euphoric. Çok güzeller. Hemen Evet, palet beklediğim gibi. Çok güzel bir palet çıktı. En güzeli de ne biliyor musunuz? Mat renkler de var. Yani hem ışıltılı renkler var. Ben şimdi hep parlakları aldım gördüğünüz gibi. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de mat renkler var. Ve nasıl güzel makyajlar olur bununla. Makyaj sözü vermiştim ama oturup da ışığı ayarlayıp da istediğim kalitede yapamayacağım için hala ertelemiş durumdayım. Farkındayım. Bakalım kendimi yenersem oturup yapacağım inşallah. Sadece böyle hafif, soft, güzel bir göz makyajı. Kalem nasıl dağıtılır, nasıl... Hani acemi ama profesyonel görünür makyajını sizlerle gerçekten paylaşmak istiyorum. Bazı minik tiyolar var ki o tiyoları uyguladığınız zaman gerçekten makyajınızın çok daha var ama yokmuşçasına şık duracak makyajlar. O yüzden paylaşmak istedim aslında. Yoksa hadi ben makyaj videolarına soyunuyorum öyle bir derdim yok zaten biliyorsunuz. Öyle bir şey yıllardır yapmadım. Evet... Paletim böyleydi. Şimdi Douglas'tan baya bir alışveriş yapmıştım. Geçen hafta değil daha önceki hafta. Şimdi yavaş yavaş onları da hızlı hızlı geçeceğim. Vazgeçtim Douglas. Douglas alış... Du... <laughs> Douglas... Dug... Aa, esprisini yapacakken dilim dolandı iyice. Douglas alışverişini başka bir zaman. Çünkü çok uzun sürecek. 15 dakikanın falan üstüne çıksın istemiyorum. O zaman Catrice'den aldığım iki tane ürünle sizlerleyim. Bir tanesi... Ya Catrice gerçekten acayip bir şekilde level atladı. Son 10 yılda Son hatta 10 yılı da değil, son 6 yılda muhteşem ürünler çıkarıyor ki far farları hep güzeldi. Farlarının kalitesi ve yapısı inanılmaz harika. E, bu da böyle hani ben iyi markayım diyen markalarla yarışacak derecede. Hatta Tarta çok yakın e, yapıları var bazılarının. Şimdi şunu şöyle bir göstereyim, bakar mısınız? Mü, mü, mü. <laughs> muhteşem değil mi? Pakete bakın, sanki böyle bir high end marka gibi böyle lüks bir marka gibi görünüyor ki yapısı öyle. Hiç aldanmayın fiyatına. Şöyle poşeti var burada hemen çıkarıyorum. Bu tam bir tatil çantanıza koyacağınız. Hem bronzlaştırıcısı var hem iki tane allığı var. Bu iki allık rengi her daim kullanılacak renk tonlarından ve aydınlatıcısı. Yani gerçekten şunu çantanıza atın. Bir de şu far paleti maskara iki göz kalemi iki dudak kalemi parlatıcı lip gloss Tamam bitti. Muhteşem değil mi? Bakar mısınız? Yapılarını da hemen göstereyim tabii ki. de. Ah, göstermeden olur mu? Bakar mısınız? Tartla yarışır dedim ya. Şaka mı yaptım zannettiniz? Aa. <laughs> Tartla yarışacak bakınız. Bakar mısınız? Şu şu kaliteye bakın. İnanılmaz güzel. Bu da böyle kadife gibi bir yapısı var. Saten yapıda. Kadife saten. Böyle bütün kumaşları sayımdır. Çok güzel. Yapılar harika. Ve son olarak bu bir bomba ürün. Neden biliyor musunuz? Bundan yaklaşık 2-3 ya da 4 yıl önce Wonder 2 isminde bir e, kaş ürünü vardı. Hatta Umay diye arkadaşımdan e, tavsiyeyle almıştım onu. Yanlış hatırlamıyorsam yani ondan bir kaş ürün tavsiyesi büyük ihtimalle ondandı. Çünkü kaşla ilgili bir şey aldım ama o muydu sonra karıştırdım acaba o anastaziye mi demişler ama hayır değil. Yok Wonder 2 Umay'ın tavsiyesiyle almıştım. Ve gerçekten sayesinde harika bir kaş ürünü tanışmıştım. Çünkü ne havuz ne deniz olduğu gibi kalıyor tatu gibi. tabii yağlı ürünle hemen temizleyebiliyorsunuz ama yağ bazlı ürünle temizlemeniz gerekiyor. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Şimdi ben bunu... Katris'in stantında görünce böyle aa nasıl bir şey falan oldum. ab bir de baktım waterproof diyor iki güne kadar da hani kala, kalıcı olduğunu iddia ediyor. Dedim acaba öyle mi falan derken. Sonra bir de baktım şurada diyor ki e, aplikatörlü yani fırça değil. Acaba dedim olabilir mi? Wonder Tool'ya benzer bir şey mi yapmışlar? Kesinlikle aynı ürünü yapmışlar. Hatta Wonder Tool'un da ambalajı aynen böyle. Ve fırça, maskara fırçası değil lip gloss fırçası gibi de fırça yapmışlar bakar mısınız şöyle rengi de güzel göstermek adına şimdi wonder to 20 küsür oylarda. bu yanlış hatırlamıyorsam 5 euro hadi olmadı 6 euro hadi belki 3 ile 5 arası o kadar diyorum şöyle bunu ben açılı fırçayla kullanıyorum ve o zaman istediğiniz gibi böyle boşlukları da doldurabiliyorsunuz ya da böyle sürdükten sonra maskara fırçaları var ya, boş olanlar. Onlarla da değerlendirebilirsiniz. Kalıcılık gerçekten çok güzel. Kalıcılığını ben bunu açtım ve denedim. Tabii ki size bunu şey yapmadan önce. Diyorum ya, bu alışverişler böyle çantada duruyordu. Renkte gayet iyi. hani Çok koyu da değil. Böyle kapkara değil. Kahverenginin tonlarında. Renk seçeneği de var. Yani katrisi hiç ihmal etmeyin. Catrice bence <laughs> hem birilerine hediye etmek için çok güzel bir marka ya da sizin kullanacağınız hani ben böyle güzel bir şey kullanmak istiyorum dediğinizde böyle drugstore tarzı dükkanlarda bence bakacağınız ilk marka olabilir. Maskaralar. Hatta şey sipariş ettim. Bir BB sipariş ettim. O gelsin. Onunla da bir video yapacağım. Evet. abi bir sürü ürünler var ama video çok uzadı. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan takip edin. Alt tarafa eklerim büyük ihtimalle aslında şeyde yazıyor. Infobox'a hepsi yazıyor. Videoyu beğenin. <laughs> ve yorum da bırakın. Ben de çok mutlu olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gününüz çok güzel ve mutlu, huzurlu geçsin. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepimiz için. Cuma'nın hayır, bereketi, huzuru da yuvalarımızda olsun inşallah. Hoşçakalın. <laughs> Yok böyle yapmayayım. Hoşçakalın.